Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf atölyem kitabında doğru grafiği uygulamaları konusuyla dersimize devam ediyoruz. Dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoyu da beğenirsiniz çok sevinirim. Öncelikle inceleyelim arkadaşlar. Doğru grafiği ile ilgili bilgiye bakalım. Bir nokta bir doğru üzerinde ise noktanın koordinatları doğru denklemini sağlar diye söylüyor. Örneğin A 3,4 noktası. A biliyorsunuz burada x ve y ile x üçgen y 4 demek istiyor. 2x artı my eşittir 0 ise m kaçtır diye sormuş. Bu denklemde x gördüğümüz yere 3, y gördüğümüz yere 4 yazarak denklemi çözüyoruz arkadaşlar. Ve m'nin değerini hesap ediyoruz. Aynı mantıkla diğer tarafta ikinci örnekte ne diyor? X'in y türünden değerini istiyor. O halde arkadaşlar x'i yalnız bırakacağız demek istiyoruz. Denklemin bir tarafında yalnız bırak diyelim. Eğer y'nin x türünün değeri seçseydi y'yi yalnız bırakacaktık. Bakın x denklemi bir tarafında yalnız kaldı ve y olarak değerini söyledik diyoruz. Etkinliklere başlayalım arkadaşlar. Evet, birinci etkinlikte aşağıdaki denklemleri verilen doğrulardan orijinden geçenleri belirleyiniz diyor. Orijinden geçen doğruların denkleminde sadece x ve y olur arkadaşlar. Sadece x ve y olur diyoruz. Yani sabit terim olmayacak. Sadece x veya sadece y de olmayacak diyoruz. O halde bakıyorum. X eşittir 12 orijinden geçmez. Y eksi 3 orijinden geçmez. X artı y bakın. X de var y de var. O halde orijinden geçer diyorum. Y eşittir 2x'te x ve y var. Orijinden geçer diyorum. D'ye bakıyorum. X artı y eşittir 12. Sadece x ve y olması gerekiyordu. Sabit terim olmayacaktı. Orijinden geçmez diyorum. 3x artı 3y artı x'te sadece x ve y var. Orijinden geçer. X eşittir eksi 3y orijinden geçer diyoruz. Evet y artı 1 de orijinden geçmez diyorum. Çünkü x'e eksik diyoruz. İkinci etkinliğe bakıyorum. Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan sadece x eksenini kesenleri, y eksenine paralel olanları tik ile belirleyiniz diyor arkadaşlar. Sadece x eksenini kesen demek arkadaşlar. Sadece x değeri olacak demek. Yani y'si veya sabit terimi olmayacak demektir diye düşünebiliriz. Şimdi x eşittir 5'e bakıyorum. Sadece x var mı? Evet. Sadece x var. O halde bu x eksenini keser diyoruz. Y eşittir 3 kesmez. X eksi 3 eşittir 0. Bu denklemi şöyle düşünebiliriz. X eşittir 3'tür. Ve x eksenini keser diyoruz. 2x eksi 5'te sadece x var arkadaşlar. Bakın bilinmeyen olarak. O halde x'i keser dedik. X artı y eşittir 10'da y var. O halde x'i kesmez. Sadece x'i kesmez. Y eşittir 12 sadece x'i kesmez. X eşittir eksi 1 sadece x'i keser. Ve x artı 3 eşittir 0 da yine sadece x'i keser diyoruz. Üçüncü etkinliğe bakıyorum. Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan sadece y ekseni kesenleri istiyor. Sadece y değeri olsun diyoruz. X olmayacak yani. X değeri olmamalı diyelim. Evet. Y eşittir 5. Evet. Y eksenini keser. 2Y eşittir eksi 12. Y eksenini keser. X artı Y'de X de var arkadaşlar. O zaman kesmez diyorum. X eşittir eksi Y. X değeri olduğu için kesmez. Y artı 3 eşittir 0. Y ekseni keser. 2Y eksi 1 eşittir 0. Y ekseni keser diyorum. X eşittir 4y dediği için x var arkadaşlar. O halde y'yi kesmez diyoruz. 5y eşittir 10 da yine sadece y eksenini keser deriz. Evet, dördüncü etkinliğe bakıyorum. Aşağıda denklemleri verilen doğruların
X eksenini kestiği noktaları belirleyiniz diyor arkadaşlar. Bunu izliyor. X eksenini kestiği nokta için şunu düşünebiliriz. Y'si eğer yoksa sıkıntı yok zaten. Y'si olmayacak arkadaşlar veya Y 0 olmalı diyelim. Y'yi 0 alacağız ki X eksenini kestiği yeri bulacağız. Şimdi A'ya bakıyorum. 2X eksi 12 eşittir 0'dan 2'si eşittir. Eksi 12'yi karşıya atarsam 12. Her iki tarafı 2'ye bölersem x eşittir 6'dır. O halde 6,0 noktasında x ekseni keser diyorum. X artı y eşittir 5 de y gördüğüm yeri 0 koyarım arkadaşlar. X artı 0 eşittir 5. X eşittir 5'tir. O halde 5,0 noktasında keser. Evet bu x'ti. Bu da y'ydi. Evet, x'i 5, y'si 0 olmalıdır diyoruz. 4x eşittir 12y artı 16'da y gördüğüm yere 0 yazıyorum. 4x eşittir 12 çarpı 0 artı 16. 4x eşittir, burası 0 yapar, eşittir 16 oldu. X eşittir 4'tür. O halde 4,0 noktasında x eksenini keser dedik. 5x eksi y gördüğüm yeri 0 yazıyordum. Eksi 10 oldu. 5x eşittir eksi 10'dan her iki tarafı 5'e bölersek eksi 2 olur x. O halde eksi 2,0 noktasında x eksenini keser diyoruz. 5x artı 4 çarpı 0 eşittir 15'ten 5x artı 0 olur eşittir 15. 5x eşittir 15'ten her iki tarafı 5'e bölersek x eşittir 3 olur. 3,0 noktasını keser deriz. Y 0 olacaktı arkadaşlar. Y gördüğüm yere 0 yazdım. 4x eksi 3. X'i yalnız bırakıyorum. Eksi 3'ü karşıya gönderdim. Artı 3 olarak geçti. 4x her iki tarafı 4'e bölersem x'in değerinin 3/4 olduğunu görüyorum. Bunlar birbirini götürdü. O halde 3/4,0 noktasında keser deriz. Evet, diğer etkinliğe geçiyorum. Beşinci etkinlikte de y eksenini kestiği noktayı bulunuz diyor arkadaşlar. X 0 olmalı diyoruz. Evet, y'yi eşittiğim bir tarafı da yalnız bırakıyorum. Eksi 5'i karşıya göndersem 17 artı 5'ten y eşittir 22 olur. X'i 0 olacak. Y'si 22. 0,22 noktasında keser diyoruz. Devam ediyorum. 2x artı y eşittir 0'da 9'da arkadaşlar. X'i yerine 0 koyalım. 2 çarpı 0 artı y eşittir 9. 0 artı y eşittir 9'dan. Y eşittir 9 oldu. O halde 0,9 noktasında keser dedik. X gördüğümüz yere 0 koyarak devam ediyorum. 3y eksi 4 çarpı 0 eşittir 15'ten. 3y 0 yapar arkadaşlar burası. Eksi 0 eşittir 15. 3y eşittir 15'ten. Her iki tarafı 3'e bölersem y eşittir 5'tir. 0,5 noktasında da x eksenini keser, y eksenini keser diyoruz. X gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Eksi 2y artı 6 çarpı 0 eşittir eksi 8. Eksi 2y artı 0 eşittir eksi 8. Eksi 2y eşittir eksi 8'den her iki tarafı eksi 2'ye bölersem x eşittir, y eşittir 4 olur. O halde 0,4 noktasını keser deriz. Y eşittir 12 çarpı 0 artı 16. Y eşittir 16 olur. 0,16 noktasını kestiğini söylerim. X gördüğüm yeri 0 yazıyorum arkadaşlar. 4 çarpı 0 eksi 12 eşittir 3y. 4 kere 0 biliyorsunuz 0 yapar. O halde eksi 12 eşittir 3y'den her iki tarafı 3'e bölersem
y eşittir eksi 4 olur. Bu da 0,4 ama eksi 4 noktasında kestiğini söyleriz. 0,-4'te kesti diyoruz. Altıncı yetkinliğe bakıyorum. A noktası 2,M noktası imiş. 2x-3y+12 ve eşittir 0 doğrusu üzerinde ise bu nokta M'nin değerini bunu istiyor. Arkadaşlar burada x 2, y de m'dir diye düşünüyoruz. X gördüğüm yere 2, y gördüğüm yere m yazarak denklemimizi çözüyorum. O halde 2x, aynen yazayım ben, eksi 3y+12 eşittir 0. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 çarpı y gördüğüm yere de m yazıyorum. Eksi 3 çarpı m+12 eşittir 0 denklemi çözüyoruz. Bakın artık sadece bir bilinmeyen var. O da m'dir. 2 kere 2 4 eksi 3m+12 eşittir 0'dan 4 ile 12'yi toplarsam eksi 3m+16 olur eşittir 0. Eksi 3m'yi karşıya gönderiyorum arkadaşlar. 16 eşittir eksi 3m. M'yi yalnız bırakabilmek için her iki tarafı eksi 3'e böleriz. Eksi 3'ler birbirini götürdü. Eksi 3 artı 3 olarak gitmişti yalnız. Oraya dikkat etmedim. Evet, m eşittir 16 bölü 3 oldu diyoruz. Evet, işaretlere lütfen dikkat edelim. Yedinci etkinliğe bakıyorum. B noktası neymiş arkadaşlar? X'i ne? Y ise eksi 3'müş. 3y-5x=15 doğrusu üzerinde ise n'nin değerini bunuz diyor. O halde x gördüğüm yere n, y gördüğüm yere eksi 3 yazarak denklemi çözüyorum. 3 y diyor arkadaşlar. Y neydi? Eksi 3'e eşitti. 3 çarpı eksi 3 diyorum. Eksi 5 çarpı x gördüğüm yere de n yazıyorum. Eşittir 15. 3 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 9 eksi 5 n eşittir 15. Buradan işlemimiz kolay olsun diye n'ye karşı tarafa 15'i sol tarafa alıyorum. Eksi 5 n karşıya 5 n olarak geçti. Eksi 9'un yanına da eksi 15 olarak geldi. 5 n eksi 9 eksi 15 daha eksi 24 yapar. Her iki tarafı 5'e bölersem n'nin değerinin eksi 24 bölü 5 olduğunu söyleriz. Evet, 8. etkinliğe bakıyorum. 3ax+4y+12 doğrusu eksi 3 ve 1 noktasından geçtiğine göre a'nın değeri kaçtır diyor. X ve y sıralı ikilisinde x'in değeri eksi 3, y'nin değeri 1'miş. O zaman denklemde x gördüğüm yere eksi 3, y gördüğüm yere de 1 yazarak denklemi çözüyorum. 3 a'yı arkadaşlar sağ tarafına geçirecek olursam x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Çarpı eksi 3 çarpı a artı 4 çarpı 1 eşittir 12 denklemini çözüyoruz. 3 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 9 a artı 4 eşittir 12 diyorum. Burada arkadaşlar istersek 4'ü karşıya atarız ama ben eksi 9 a'yı karşıya atmayı tercih ediyorum. Artı 9 a olarak geçiyor. O halde 12'yi de sol tarafa atıyorum. 4 eksi 12 eşittir 9 a. 4'ten 12'yi çıkartıyorum. Eksi 8 eşittir 9 a. Her iki tarafı 9 ile sadeleştirirsem a'nın değerini eksi 8 bölü 9 olarak buluyoruz. A eşittir eksi 8 bölü 9 olur deriz. Evet, 9. soruya bakıyorum. Yandaki koordinat sisteminde verilen değer doğrusunun denklemi 4x+3y-12 eşittir 0 olduğuna göre m'nin değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ben şu doğru nereden geçiyor arkadaşlar bakın. X'ti m,
Y'si 2. O zaman bu doğru için M virgül 2 noktasından geçer diyorum. X'i M, Y'si de 2 olarak değerlendiriyorum. O halde X gördüğüm yere M, Y gördüğüm yere 2 koyarak denklemimizi çözüyoruz. 4X artı 3Y eksi 12 eşittir 0 diyorum. X gördüğümüz yere M yazıyoruz. 4 çarpı M artı Y gördüğüm yere de 2 yazacaktım. 3 çarpı 2 eksi 12 eşittir 0 oldu. 4M artı 6 eksi 12 eşittir 0'dan. Artı 6 eksi 12 de toplarsam 4M, evet eksi yazacaktım arkadaşlar. Eksi 6 eşittir 0 oldu. Eksi 6'yı karşıya atıyorum. 4M eşittir 6. Her iki tarafı 4'e bölersem M eşittir 6 bölü 4'tür. Sadeleştirirsek de 3 bölü 2 olduğunu söyleriz. 10. soruya bakıyorum. Yandaki koordinat sisteminde verilen AOBC karesinin alanı 16 birim kare olduğuna göre M kaçtır diye soruyor. Alanı 16 birim kare ise arkadaşlar ben OB doğrusunu uzaklığını OB zaten aynı zamanda OA'ya eşittir arkadaşlar. 16'nın karekökünü eşittir diyorum. Yani 4 birimdir. Evet, burası 4 birimdir. Burası da 4 birimdir diyoruz. Yalnız dikkat edelim, 0'ın sol tarafında olduğu için A eksi 4 olarak kabul edeceğim arkadaşlar. O halde C noktası bizim için C noktası X'i eksi 4 Y'si de 4 noktası. Yani B 4'tü çünkü. Eksi 4 virgül 4 noktasından geçer diyoruz. C noktası eksi 4 virgül 4 olur diyelim. Şimdi bizden ne istedi? Doğru denklemi neymiş? Mx eksi y eşittir. Eksi 8 doğrusunda x ve y'yi yerine koyacağız arkadaşlar. Bu x, bu da y'dir. Doğru denklemi yazıyorum. Mx eksi y eşittir. Eksi 8. X gördüğüm yere eksi 4 yazıyorum. Eksi 4 çarpı m eksi y gördüğüm yere de 4 yazıyorum. Eksi 4 oldu eşittir. Eksi 8. Eksi 4m. Eksi 4'ü karşıya atarsam arkadaşlar. Artı 4 olarak geçti. Eşittir. Eksi 4'tür. Her iki tarafı eksi 4'e bölersem m eşittir. Eksi 1 olduğunu söyleriz arkadaşlar. Pardon, m eşittir. Artı 1 olduğunu söyleriz. Eksi 4. Eksi 4'e böldüm. M eşittir 1 oldu diyoruz. Dikkat edelim. 11. soruya bakıyorum. A noktasında arkadaşlar x'i 4 artı m, y'si de n eksi 3'müş. Orijin olduğuna göre diyor. M artı n kaçtır? Orijin olması demek arkadaşlar 0,0 olması demektir. O halde 4 artı m'nin 0 eşit olması gerekiyor. Buradan m eksi 4'tür deriz. N eksi 3'ün de 0 eşit olması gerekiyor. Buradan da n'nin 3 olduğunu söyleriz. İkisinin toplamını istemişti. Eksi 4 artı 3'ten ikisinin toplamı eksi 1'dir deriz sorumuzun cevabını. 12. soruya bakıyorum. A 4,4 eksi n noktası y eşittir eksi 5 noktası üzerinde olduğuna göre noktanın koordinatları toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Y eşittir eksi 5 üzerindeymiş. O zaman y'nin arkadaşlar yani şu ikincisi y idi. Biliyorsunuz bu x, bu da y idi. Y'nin eksi 5 olması gerekiyor diyor. O halde ben diyorum ki 4 eksi n eşittir eksi 5'miş diyorum. Buradan n'nin değerini arkadaşlar bunu sol tarafa, bunu sağ tarafa alırsam buraya n olarak geçti. 4 artı 5'ten n'nin 9'a eşit olduğunu söylerim. N 9 oldu arkadaşlar. Benden ne istedi? Koordinatların toplamı istedi. O halde A noktası x'i 4'tü.
Y'si de eksi 5 oldu arkadaşlar. İkisini toplarsam 4 artı eksi 5 diye yazabilirim. İkisinin toplamı da eksi 1 olur deriz arkadaşlar. 13. soruya geçiyorum. Aşağıda verilen doğru denklemlerine göre x'in y türünden değerini bulunuz diyor. X'in y türünden değerini bulunuz demek arkadaşlar. X'i eşitliğin bir tarafında yalnız bırakın demek. X yalnız kalacak diyorum. X yalnız kalacak diyelim. Eğer y'yi isteseydi o zaman y'yi yalnız bırakacaktık. Bir sonraki etkinlikte zaten onu yapacağım. X'i yalnız bırakabilmek için her iki tarafı 3'e bölerim. X eşittir y bölü 3'tür diyoruz. Evet, x'i yalnız bırakacağım arkadaşlar. O halde ben 4y'yi ve eksi 5'i karşıya gönderiyorum. 2x eşittir 4y eksi 4y olarak geçti. Eksi 5 de artı 5 olarak geçti. X'i yalnız bırakabilmek için her iki tarafı 2'ye bölüyorum. O halde x'in değeri, y türünden değeri eksi 4y artı 5 bölü 2 olur diyoruz. Evet, x'i yalnız bırakacağız. Şöyle yapabilirim bakın arkadaşlar. Burada eksi x var. Direkt eksi x'i karşıya atarım. Eksi 3y kaldı. Bir de artı 4 kaldı. Eşittir x oldu. X yalnız kaldığına göre sıkıntı yok diyorum. O halde x'in değeri eksi 3y artı 4'tür. Devam ediyorum. 3y'yi karşıya atıyorum. 4x eşittir 3y. Her iki tarafı 4'e bölersem x yalnız kalır. X eşittir 3y bölü 4 olur deriz. Evet, bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Burada da arkadaşlar y'nin x türünden değerini istiyor. Ne diyoruz? Y yalnız kalacak diyoruz. Y'yi yalnız bırakıyorum. Öncelikle x atıyorum karşıya. 3y eşittir 12 artı x oldu. Veya x artı 12 diyebiliriz. Her iki tarafı 3'e bölersem y eşittir 12 ile x'in yerini değiştirebilirim. X artı 12 bölü 3'tür. Veya 12 artı x bölü 3'tür. Fark etmez zaten. Evet, y'yi yalnız bırakacaktım. X'i karşıya attım. 2y eşittir x. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Y eşittir x bölü 2 oldu. Devam ediyorum. Y'yi yalnız bırakıyoruz. 3x'i karşıya atıyorum. 5y eşittir 5 eksi 3x. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. Y eşittir 5 eksi 3x bölü 5 olur diyoruz. Evet. X'i karşıya atıyorum arkadaşlar. Ben şöyle yapabilirim. X'i karşıya atmadan şunu düşünelim. Eksi 4y'yi karşıya atsam 12'yi buraya atsam da olur. Çünkü biz nasıl olsa y pozitif y'yi arıyoruz. 2x eksi 12 eşittir 4y olarak geçti. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. Y eşittir 2x eksi 12 bölü 4'tür. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bu bölü 4 hem x'in 2x'i hem de eksi 12'yi bölüyor. Bunu sadeleştirecek olursam bakın arkadaşlar sadece 2x'i falan bölmüyorum. Her ikisini ayrı ayrı bölüyor. Şöyle düşünüyorum. 2x'i 4'e bölersem x bölü x kalır. 12'yi 4'e bölersem 6 kalır. Aradaki eksiği yazıyorum. Ve bunu da 2 olarak yazabilirim. Sadeleştirmeyi bu şekilde yapıyoruz. Hem 2x'i hem de 12'yi 4'e böldüğümü düşünebilirim. Y'nin değeri x eksi 6 bölü 2 de yazabiliriz arkadaşlar. Evet, bir soru giderse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.